Hatayspor'a gönül veren taraftarlarımızdan gelen sosyal medya mesajlarını, destek mesajlarını şimdi hep beraber izliyoruz. Evet. Haber değeri yok ama yine de yazalım demiş Forever Hatayspor. Geçen sezonki kadrodan tam 7 as oyuncusunu kaybeden ve sezon başında isimsiz oyuncularla sıfırdan bir takım kuran Ömer Erdoğan, uçan kaçan milyon euroluk takımları geride bırakarak Hatayspor'u ikinci sıraya taşıyıp zirveye ortak etti diyor. Evet. Bu gerçekten büyük bir başarı Ömer Erdoğan için ve Hatayspor yönetimi için büyük bir başarı. Bu işin parayla olmadığını gösteriyor burada. Daha çok transfer başarısıdır bu. Evet. Takım ruhudur. İsabetli transferler yapması ve Hatayspor'un oyun organizasyonuna dahil olacak oyuncuları seçmesi. Yani boşuna transfer edip de yedek kulübesinde oturacağı futbolcuları seçmemesinden kaynaklanıyor. Ben bunun ilerleyen zamanlarda da devam edeceğini düşünüyorum. Seneye, öbür sene yine aynı istikrarla aynı takım kurulacağını düşünüyorum. Evet, inşallah. Diğerine geçelim. Evet, iki yenilgileri var. Biri hazır değillerken Galatasaray'a. Evet. Diğeri çok iyi oynadıkları maçta Fenerbahçe'ye. Gerçekten müthiş bir analiz yapmış. Gerçekten müthiş iş. Yemek sofrasında transfer açıkladılar diye gülmüştük ilk çıktıklarında halbuki. Bu çok değerli bir tespit yapmış. Transfer açıklamaları, transfer görüşmeleri vardı. Hı hı. Burada Hatayspor yönetimi bir yemekle, yemek organizasyonuyla bunu basına duyurdu. Ve bunu da herkes o zaman haber yapmıştı. İşte şunlara bak, transfer konuşurken bile yemek yiyorlar gibisinden. Zaten Hatay, gastronomi şehri yani. Hatay'ın özelliğidir bu. Evet, bu özelliğidir. Bunu da tüm Türkiye bilsin diyorum. Evet. Çok güzel bir sosyal medya mesajı. Evet. Hatayspor tartışmasız 2 yıldır ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi. İsabetli bir analiz olmuş. Evet. Harbiden doğru yani. 2 yıldır böyle iyi top oynayan, yani büyük takımlar bile böyle değil yani. Bakıyoruz Avrupa'ya, bakalım Paris Saint-Germain, yani Manchester United, bunlar bile bu kadar istikrarla yürümüyor yani. Evet. Ve bir alt ligden çıkmışsınız. Bir de evet, bütçe de yok. Bütçe yok. Evet. Evet. Şu an ligin en alt bütçeye sahip takımlarından birisi. Ve borcu da olmayan bir takım. Evet. Yani diğer takımlara göre tabii borcunun az olduğunu biliyorum. Evet. Diğer bir şey alalım. Orhan Unuca arkadaşımız. En iyi oyuncularını kaybettiler. Evet. Bunlar Upenza, Akintola, Ryan Abid. Kadroyu yeniden kurdular. Tabii. Menemen'den 50 bine Kamara'yı aldıkları gibi bu sene de Fransa 3. Ligi'nden Bocema'yı aldılar. Değişmeyen tek şey Hatayspor'un güzel oyunu. Bekleyerek değil, oynayarak. Tabii. Çok da güzel. Güzel bir yorum olmuş. Evet. Katılıyorum. Çok da güzel bir yorum olmuş. Hani Menemen Spor'dan geliyor. Tabii. Ve Fransa 2 senedir, evet, Kamara 2 senedir iyi oynuyor. Bir türlü ilk 11'e giremiyor ama bu bence hocanın tercihidir diye düşünüyorum. İkinci yarıda hamle oyuncusu olarak daha etkili olduğunu düşünüyorum ondan dolayı. Ama maça etki eden... Maça direkt etki ediyor her girmesine. Zaten 3 golü var şu an. Evet, yani görevini yapıyor. Evet. Bir diğer yazıya bakalım. Hatayspor geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarının ucundan dönmüştü. Bu sezon yine aynı hedef var gibi görünüyor. Oyuncu kaliteleri düşmesine rağmen Ömer Erdoğan hoca başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Çok büyük başarı Hatayspor. Yazar Futbol Senior isimli kullanıcı. Teşekkür ediyoruz. Umarım bu arada bu sene Avrupa'ya gideriz. Orada da başarılı olacağımızı düşünüyorum ben. Gidersek. Yani özellikle kendi evimizde. Evet, Avrupa'da çok büyük eksiklikler olacağını zannetmiyorum. Hani böyle bir rezil olup geleceğiz, sonucu falan öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Kendine özgüveni olan bir takım var. Aynen. O yüzden... Ben de öyle olacağını düşünüyorum. Umarım gideriz bu sene. İnşallah. Cevdet Ünüvar. Süper Ligi süper kılan bir takımımız var. Hatayspor.
Geçen sezon bireysel performans ile öne çıkıyordu. Şimdi komple bir takım oldular. İstek, arzu, takım ve taktik bağlılık bugünkü başarılı oyun ve sonuçları getirdi. Neyse, ne güzel işte. Anadolu'dan yeni futbol şehirleri görüyoruz. Evet. Gerçekten güzel bir... Yani geçen sene de iyi bir takım vardı. Genelde geçen sene Bupenza ön plana çıktı. Attığı güzel gollerle. Akintola'nın da attığı güzel gollerle. Bu sene daha takımcı. Herkes üstüne düşeni yapıyor. Herkes golünü atıyor. Ondan evet. dolayı böyle sonuçlandı. Ondan bu sene daha takımca şey göründü yani. Evet. 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 Diğer bir şeye bakalım. Yekta Kızılkaya yazmış. Sezonun en underrated. Evet. Yani beklenenin üstünde performans sergileyen anlamında underrated. Evet. Oyuncusu Hatay Spor'dan Adama Traore olabilir demiş. Yani Adama Traore için beklenenin üstünde bir performans sergileyen oyuncu demek istiyor. Her izlediğimizde daha çok hayran kalıyorum. Geçen sezon böyle değildi. Bu sezon geriden gelip top dağıtımı yapıyor. İsabetli pas yüzdesi iyi durumda. Daha çok inisiyatif alıyor. Hatay'ın başarısında gizli kahraman demiş. Evet, doğru demiş. Evet. Traore zaten yeteneği olan bir oyuncu. Zaten Monaco'dan gelmiş bir oyuncu. Fransa'da tecrübeli bir oyuncu. Geçen sene de aslında iyi oynadı. Pek göze görünmedi. Gizli kahramanlardan da geçen sene. Bu sene ön plana çıktı. Çok da her maç üstüne koya koya gidiyor. Devam evet. edeceğini düşünüyorum. Evet. Bu sezon Hatay Spor'un en önemli oyuncusu olduğunu düşünüyorum. İşte Yekta Kızılkaya underrated demiş. Aynı sizin dediğiniz gibi. Evet. Gizli kahraman ve kendinden beklenmeyecek kadar üstüne tabii, çıkan tabii. bir şey. Ahmet Baha Beyaz. Kimse konuşmuyor ama 9. hafta bittiğinde ilk 5 içinde Ömer Erdoğan'ın Hatay Sporu ve Farioli'nin Fatih Karagümrük'ü yer alıyor. Evet. Bu önümüzdeki haftada Karagümrük maçımız var. Felsefesi ve oyun anlayışının ne olduğu, sahada ne oynamak istedikleri belli. Ve rakip ayırt etmeksizin başarıyla uygulayan iki takım. Evet. Çok isabetli bir tespit yapmış yine. Bu sene lig başladığında ilk kötü başladık Hatay Spor olarak. Ama kimse demiyordu yani ilk 5'te bu sene Hatay olur. Hep herkes diyordu lig düşmeye falan oynar. Yine gösterdik başarıyı. Kutluyoruz evet. Ömer Hoca'yı. Evet. Kutluyoruz yine. Evet, sıradaki sosyal medya mesajımız. Evet, bu arkadaş da müzisyenmiş herhalde. Öyle sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla müzisyen olduğunu tespit ettik. Arda Şenol diye bir arkadaş. İlginç bir Hatay Spor yorumu yapmış. Nereden bulmuş, nasıl yapmış bu yorumu bilmiyorum. Hani kime güvenerek, kime dayanarak yapmış. Hatay yani, Spor taraftarları özellikle, evet. Hatay Spor hayranları bunun için çok büyük tepki gösterdiler. Yani biz de bunu yayınlıyoruz ki herkes evet. ne olduğunu bilsin diye, daha çok tepki göstersinler diye. Yani, çünkü hak etmediği bir şey, üstünü de çizmek zorunda kaldık. Ya kim Hatay ki bu Spor, yani neden evet, böyle bir argo kelime yani, kullanıyor onu anlamadım. Neden olduğunu anlamadım. Hatay Spor'la veya Hatay'la ilgili bir evet. Geçmiş bir olumsuz durumu evet. var herhalde. Yani iyi olan kazandı, bu kadar basit yani. Yani Hatay Spor çok havalara girmiş demiş, artistlik yapıyor. Demek ki İnşallah yenerler falan. Gaziantep'e bu kadar güvenme evet, diyeceğim ben. Evet. Sondaki cümleyi de söylemek istemiyorum, argo cümle var. Yani Gaziantep Spor'a o kadar güveniyor ki. Hani, o kadar güvenmesinin yanında bırak bu camiayı böyle Hatay'dan evet. da o kadar nefret ediyor herhalde yani bu arkadaş. Ha, anlamadım yani. Hani Hatay'a geldi yani, hiç bilmiyoruz. Halbuki gelse misafir ederiz. Evet. Hani burayı. Yani Hatay Spor Galatasaray değil, Beşiktaş değil. Evet. Yani büyük bir takım değil. Tam büyük bir cami ama büyük bir takım değil yani. Niye böyle bir argo kelime kullandı anlamadım onu ben de. Anlamadık. Neyse arkadaş da böyle Arda Şenol'u da taraftarlarımıza havale evet. etmiş oluyoruz. İşte evet. biz Hatay Spor'uz. Evet. Maçımızı böyle izleriz diyen Aynen. bir taraftarımız. Keyfe bak. Evet. Ne güzel. Bir yastık yorgan eşlik. Yastık yorgan versek olurdu yani. Evet. Gerçekten ehli keyif. Evet, güzel bir enstantane olmuş. Çok güzel olmuş.
Yine maçı izleyenler arasında Hatay Milletvekilimiz var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Valimiz yine maçı izleyenler arasındaydı. Bu da güzel bir enstantaneydi yakaladığımız. Evet, Hatay yönetimi. Sayın Lütfü Savaş. Evet. Bu da maç çıkışında Büyükşehir Belediye Başkanımızla yönetimin ve taraftarların çekildiği fotoğraf.